Trabzonlu Halil Bey bana işte çocuklarımın annesi Hülya'yı bana bulun. Çocuğumu da götürdü bana gelsin demişti. Daha doğrusu biz neler konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Cuma günü hemen arkasından Hülya geldi. Hülya'yı bulduk, getirdik buraya. Hülya şu anda Tuncay diye biriyle berabermiş. Evlenmeyi de düşünüyorlarmış. Hatta yüzük falan alınmış galiba. Evet. Cuma günü konuştuklarımızı bir hatırlayalım, arkasından hemen konuşacağız. Şey yolundaydı. Evet. İki kadınla peki aynı evde anlaşabiliyorlar mıydı? Çok güzel anlaşıyorlardı. Ama bu doğru bir şey değil tabii ki, biliyorsun. Kendi kızını, bir de benim küçük kızımı aldı, beraber pikniğe gittiler. Ama ondan sonra bir daha geri dönmediler. Bu amcamdır diyor, işte bunun yerine gideceğiz diyor. Artık babayı bırakacağız. He. Yani Halil'i bırakacağız. Öyle söylemiş onlara. Ha, öyle mi? Halil'i bırakacağız, Tuncay'la beraber yaşayacağız bundan sonra. Aynı evde yaşadım. Yani kusura bakmayın da esir gibi bir hayat vardı orada. Nasıl esir gibi yaşadın ya? Sen istediğini yedin, istediğini giydin, istediğini yaptın. Gene değilsin ki ben esir gibi yaşadım. Yani senin yaptığın insanlık mı? Aç, susuz sen aldık, güzel bir hayat yaşattık sana. Sen kalktın şimdi beni yok esir gibi yaşattı, yok ya. Tuncay mı kafasını karıştırdı? Tabii Tuncay kafasını karıştırdı. Ben şimdi Hanife'nin hatırı için her şeyi yapabilirim. Kızının hatırı için? Evet, ben Hanife'nin hatırı için. Hanife annesiz babasız büyümesin. Ben bunu böyle isterim. Tuncay'ın nesi seni etkiledi? Ya öncelikle insanlar kalbini temizliği. Başka bir şey tabii, yok. Tabii özür dilerim, kalbini temizliyor. Yazışarak... Senin kalbin kadar onun kalbi de temiz. Peki şu anda Tuncay sana bebek gibi mi bakıyor? Daha mı iyi davranıyor? Çok şükür, bir sıkıntımız yok. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Ben dönmek taraftarı değilim. Neden peki? Yani siz Tuncay'la evlenecek misiniz? Evet. Ama ben dönmeni de istemiyorum. İstemiyor musun? Zeynep'i mi istiyorsun? Ben Zeynep'i istiyorum. Ben sadece Zeynep'i istiyorum. Benim çocuğumu bana versin, o nereci derse gitsin. Allah mübarek etsin. Var git işine nereci dersen git, çocuğumu ama benim ver, çocuğumu diyor. Ben alacağım. Kendisiyle bir daha konuşun. Tamam. Dönerse tamam olsun. Ya eve dönmek dedi. Şimdi sevgili Hülya, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi iki tane çocuğunun annesisin Halil'in, değil mi? Evet. Zeynep ve Hanife. Evet. Neden peki kum olmayı kabul ettin? Önce onu sorayım ya. Ya işte anne baba olmayınca mecbur kalıyorsun yani. Son çare, hani çıkar yol olur ya. Evet. O yüzden ben de öyle bir şey düşündüm ama yanlış yaptım. Hata yaptım yani. Halil Bey'den hiç hoşlanmadın. Yok. Üzerindeki elbiseleri bile ben aldım diyor. Az önce bana onu söyledi. Evet, üzerindeki şu anki kıyafetler Halil Bey mi aldı? Sadece ceket onun. Ha, üzerindeki? Evet, geri kalanlar benim hep. Ya ne demek istiyorsun? Çok iyi mi baktın? Şimdi öncelikle kendim ve ailem adına size çok teşekkür ediyorum. Bu işi bizim işimizle beraber ilgilendiğiniz için rica lütfedip. Ederim Halil Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi ben Hülya Hanım'a hiçbir defa bir tokat vurmadım. Bir çerem bunu söyleyeyim. Yani onu gözüne bakarak konuşabilirsin. Bak, şiddet uyguladı mı sana hiç? Hayır. Bir defa ben buna şiddet uygulamadım. Ya bu marifet değil ama böyle olması gerekiyor aslında ben, yani. He. Evet. Ondan sonra Hülya Hanım'a Hülya'nın yani bir dediğini de hiç etmedim. Benim cebimde param olmadığı zaman arkadaşımdan gittim, borç ettim, onun dediğini ettim. Öyle mi Hülya? Hatta kendisi bana ben memleketimde yemediklerimi burada yedim dedi. Tamam mı? Yani 35 yıllık evliliğinde böyle sonrasında çocuklarının annesine iki tane çocuk verince evet. Hülya'ya böyle bebekler gibi baktım, çok iyi davrandım diyorsun. Çok iyi davrandım. Öyle mi Hülya? Yani ha? Nasıl bakmış? Nasıl bir bakmışım? Bak bu şimdi... Ben aradan çıktım. Sen bir konuşur musun Hülya'yla? Şimdi Hülya'yla? Sen Nisan ayında Trabzon'a gittin. Dedin ki dayımın kızı geldi. Dayının kızı kuaförmüş. Aha. Dayımın kızını gidip göreceğim. Benden para aldın. Gittin Trabzon'da saat aldın. Demeyelim. Benim paramı. Ondan sonra döndün geri bak forumda. Ondan sonra
Sinemaya gittiniz, o ne ettiniz, bu ne nereden ettiniz? Nereden biliyorsun bu kadar şeyi, bize söylemedi. Orada arkadaşım var idi. Peki 2 Temmuz'da gitti. 2 Temmuz'da değil bak. Hayır, öncesini söylüyorsun sen. Öncesini peki sen aldatıldığını ne zaman öğrendin Halil Bey? Aldatıldığımı ne zaman öğrendim? İşte 2 Temmuz'da öğrendim. Ondan önce hiçbir şeyden haberim yoktu. Bunlardan haberin yok muydu? Tuncay Trabzon'un sevgilisi var. Hayır, şu anda. Bunlardan hiç haberim yoktu. Ondan sonra Trabzon'a gelmiş, Tuncay gezmişler, tozmuşlar. Gezmişler, tozmuşlar. Benim hiç haberim yok. Ne zamandan beri sevgilisiniz siz Tuncay'la? Bir senedir. Bir senedir. Evet. Tuncay Trabzon'a mı geliyordu? Yok, bir kere geldi. Bir kere geldi. İşte Nisan ayında geldi. Yani Halil'den aldığın parayla Tuncay'a hediyeler mi alıyordun? Yok, ben ondan para almıyordum. Benden para aldın. Ya bir saniye, bir şey soruyor, ona cevap vereyim. Sen konuştun mu? Ben sustum mu? Müsaade et, geldim buraya. Bak, çocuğu evde bıraktım, okula gidiyor. Çocuğu müsaade orada, et gibi soruya cevap vereyim çocuğu, ya. Çocuğu orada bıraktın, kim bilir ne ettiler çocuğa şimdi orada. Ablasının yanına, kimin yanına bırakacak? Ablasını ne ettiler? İnşallah. Ya nasıl konuşuyorsun? Daha dakika başı konuşuyorum ben kızımla ya. Hülya, bana şunu söyler misin? Halil Bey nasıl bir adamdı? Sana nasıl davranıyordu? Ya bir dayağı yok, şiddeti yok. Ama sözleri ağır geliyordu bazen. Hani hakaret işte olur ya. Öyle lafları vardı. Peki resmi nikahlı eşi Huriye ile nasıl geçiniyor onunla muydunuz? Onunla ne yedik? Hani dedim ya o gün, anne olamadı ama abla kardeş gibiydik. Yani bir sıkıntı, bir sorunumuz yok onunla. 35 yıllık eşi, o da seni yani beni istemiş. Şimdi çocuk sahibi olmak istemişler. Yani. Bu yöntem doğru bir yöntem değil tabii ki. Böyle bir şey olamaz ama demek ki yapmamak gerekiyormuş. İki tane de çocuğun oldu şimdi. İki tane çocuğum oldu. Peki nasıl davranıyordu sana? Yani insan gibi davranıyor muydu? Değer veriyor muydu? Ya arada tabii ki insan gibi davranıyordu ama arada da onun şeysini çıkarıyordu. Biz çarşıya gidemiyorduk hiç adam. Nasıl atalım. Çarşıya gidemezdin ya? Ön arkala gidiyorduk. Ben misal şimdi yan yana yürüyoruz ya. Evet. Ya ben buna bakıyorum. Arkada ileride adamlarla konuşuyor. Yani işimin gereği. Ben başka adamla ne yapıyorsun, nasılsın diye konuşup gidiyordum. Adam diyordu, kızım sen kimden konuşuyorsun? Öyle o bir şey var mı? Halil'le konuştuğumu zannediyorsun. Benim işim gereği, ben su değirmenim vardır benim köyde. Evet. Benim işim gereği, benim müşterilerim vardır. Beni tanıyan insanlar çoktur. Ha, yolda yürürken duruyorsun, yolda hanım yürürken, önde gidiyor. Bir arkadaşım, yani, bir tanesi göreyi, ya merhaba Halil İbrahim Usta diyor. İşte sen işte şu Mısır'ı ne alacaktın, şu ne alacaktın, bu ne alacaktın diyor. Adamla bile konuşuyorum. Bu da diyor ki sen niye adamla bile konuştun? Ya ben işim gereği konuştum yani. Ama haber vermesi gerekmiyor mu? Ya da bekle diyebilir mi? Ben niye başka adamla misal yan yana yürüyüp de ne yapıyorsun? Ya da onun elini tutmaya çalışayım. Yani ben adam... Ne alakası var hayır, ya bir yani. De onu düşünsene zaten. Yani... Hülya şurada bak, 2 dakika bekle. Bak sen en azından benim yanımda yürürsün. Ben iş icabı konuşuyordum. Aşk meşk meselesi yoktu ki orada. Tamam, aşk meşk meselesi yoktu. Ama kızıyorsun adamla, Allah Allah. Ondan sonra bu şimdi mesele çarşıya gidecek. İbrahim ben çarşıya gideyim. Git tamam gidiyor. Bak Trabzon'a gönderiyorum. Her yere gönderiyormuş. Bak Trabzon'a gönderiyorum. Araklı'ya gönderiyorum. Hastaneye sıra geldi mi hastaneye gitmiyor. Çocuğu... öteki annesi götürüyor hastaneye. Ben götürmedim mi? Nesi? Ben götürmedim mi? Hiç götürmedin. Orada yatmadın. Sadece Damla ile yattın. Elini vicdanına götür. Elimi vicdanıma koyarım. Zeynep'i az götürmedik mi ikimiz? Zeynep'i içimiz götürdük tamam. Tamam sonuçta gidiyordum. Ya Hülya şunu merak ediyorum. Sen iki tane misal üstü Zeynep'i de götürmüşsün. Onlar çok da güzel çocuklara bakıyorlar. Şimdi sen başka birini tercih etmişsin gitmişsin değil mi? Tuncay yüzünden sen Halil'i aldattın. Öyle gittin yani. Gönlün ona kaydı. Yani. Ama tamam Zeynep'i niye bırakmadın? Adam 35 yıllık çocuğu olmamış. Çocuğu da almışsın gitmişsin. Şöyle bir daha var. Ben size açıklayayım. Bizim bunlar resmi nikahımız yok. Biliyorum senin üzerine kayıtlı. Yani benim üstümde ama bak ben Hanife'ye de dedim. Hanife sen de gel. O yaylaya gitmeyi tercih etti. Yani çocuklar şu anda biri de daha 14 yaşlı, biri daha küçük olduğu için resmi olarak senin üzerine kayıtlı olduğu için hukuken bırakamıyorsun. Mecburen mi götürmek zorunda kaldın yani, çocukları? Ben kimseyi bırakamam ki. Adamın kapısına benim çocuğumu niye götürecek Didem Hanım? Ama adam, şimdi yani bir yabancının... Peki kaçmaya nasıl karar verdin? Nasıl kaçmaya karar verdin Hülya? Ya işte pikniğe gideceğiz ya. Hani ayarladık her şeyi. O zaman da ben Hanife'yle çok konuştum. Hanife gidelim. Şöyle o gün pikniğe derim. Gitmedin ya. Nereye gittin? Ya Amasya'ya geldim ben direkt. Geldi aldı bizi. Amasya'ya gittik.
Ama ya Tunca'ya kaçmak için çıktın evden. Yani. Şimdi ben buna peki, desem ki. Peki bana niye yalan söyledin? Bak ben konuşuyorum. Bir dinle. Ondan sonra ben, sen ben, konuş. Ben sana soru sordum bak. Niye yalan söyledin bana? Ya, yolla cevapmayacağım. Bunun yalanla alakası yok. Bana deseydin ki İbrahim. Kabul eder miydin Tunca'ya gidiyorum dese? Ya hayır. Bana deseydin ki İbrahim tamam seninle beraber evlendik. 14 sene yaşadık 13 sene. Hı. Ben gidiyorum daha seninle bile durmam dese bana. Ne yapardı? Ya şeyini kızını al derdim Damla'yı. Yani ilk evliliğinden olan çocuğu al çocukları bana al, bırak. Paranı da al derdim nereye gidersen git. Ha, ne çocuk... parası alacaktın? Ya ben senin harçlığını da verirdim, her şeyini yok, de verirdim. Ben harçlık da istemiyordum senden, farkındaysan. Ama şöyle Hülya, şunu söylemişti ilk geldiğinde Halil İbrahim bize. Yani Hurriye Hanım da öyle. Yani eve dönecekse biz onu kabul ederiz. Yani Tunca'ya yanına gittiklerinden çok emin değildi senin. Yani seni geri kabul etmeye hazırlardı açıkçası. Evet. Sen geri dönmek istedin mi hiç? Yok. Hı? Dönmek istemedim. Dönmek istemedin? Hayır, şimdi de dönmeyeceğim. Ama o çocuklar sadece senin çocukların değil ki, Halil İbrahim'in tamam, de çocukları. Hayır, benim değil. Hani bunun da değil, onun da değil. Hani emanet. Ne emaneti? Ha, görmek isteyebilir, hani sesini duymak isteyebilir. Ama ben onlar büyütmüşler. Hurriye Hanım annelik yapmış neredeyse çocuklara. Ben ne yaptım şimdi o zaman? Şimdi bir şey anlatayım ben. Senin eşin peki, 35 yıllık eşin o çocuklara annelik yaptı mı? Evet, çocuklara annelik yaptı bakın. Şimdi size ben anlatayım. Hülya bakamıyor muydu çocuklara? Şimdi ben size şöyle bir şey anlatayım bak. Şimdi bu Huri yaylaya gitti. Yaylaya gittiğinden Nisan, Mayıs. Hı. Yaylaya gitti. Mayıs ayının birinde yaylaya gitti. Yaylaya gidince çocukların başını bu hanımefendi daramadı. Damla'nın saçlarını kesmek mecburiyetinde kaldı. İlk çocuğu evin. İlk çocuğu Damla'nın saçlarını kesmek mecburiyetinde kaldı. Hanife ile Zeynep'in saçlarında da bit oluştu. Aa. Ben... Okuldan beni öğretmenler çağırdılar ve bana dediler ki ya bu çocukların başında bit oluyor. Bunları temizleyin. İşte bu hanımefendi o işi yaptı. Bakamamışsın çocuklara ya. Bakamadı çocuklara. Ya çocuklar, özür dilerim yani çocukların iki kız çocuğuna diğer çocuğuna bakamamışsın çocuklar bitlenmiş yani. Şimdi gel bak. Bakabiliyor musun Hanife? Hayır. Cehülya. Şimdi şu... Ya bizim köydeyken bak, bakamıyor orada bakar mı? Ben konuşamıyorum ki. Ha? Ben konuşamıyorum, derdimi anlatamıyorum ki. Anlat derdimi. Ben şimdi ben derdimi anlatayım da ondan sonra o konuşsun. Ama o gelsin önce bak evden neden gitti bir anlayalım yani. Anlat derdini. Ama bir şey demeden hemen zıplıyorsun. Ben bir anlatayım, kendimi açıklayayım. Sen ondan sonra sormak istersen sor, ne soruyorsan. Sana... Sen birincisi, sen Damla'yı aradın mı? Nasıl? Aradın mı Damla'yı? Ben Damla'yı çok defalarca aradım. Hayır, açtı mı telefonu? Açmadı. Sen niye ifadende Damla açtı da biz gelmiyoruz dedi dedin? Damla ben ya onları öyle, konuşacağız öyle da bak Hülya ben şunu, bana bak, şunu söyler misin? Bir dakika Halil İbrahim'e bir dakika. Bana şunu söyler misin? Sen o sırada biriyle sevgilisin, Tunca'yla sevgilisin. Tamam kız çocukların var böyle. Kız çocuklarını Tunca'yla konuşturuyorsun sevgilinle ve diyorsun ki amcanız diyorsun. Kızına öyle demişsin. Amca demedim. Hanife öyle dedi bak. Hanife öyle söyledi. Bak Didem Hanım bir şey soruyor sen söyleniyorsun ben anlamıyorum. Bir dur da. Hanife söyledi ben sana diyorum. Ama bak ne diyor? Ben bekliyorum mu? Sen de bekle. Cevap vereyim ondan sonra sen de konuş. Böyle olmuyor. Ben Hanife'yle ne zaman konuşturdum? Bu kermes vardı. Sen iyi bilirsin. Sen götürdün bize. Ne, o okulda. Zaman konuşturdum. Niye konuşturuyorsun sevgilinle? Hayır merak etti biliyor musun? Kim kim diye al dedim konuş. Peki sen ha, söyle. Konuştu sadece iki kelime. Başka bir şey yok. Ondan sonrası yok zaten konuşmadılar. Ama Zeynep'le çok konuştu. Sen neden Tunca'nın yanına gittin? Ya sevdim. Sevdin? Evet. Nesini sevdin Tunca'yı? Ya nesini sevdin dersen insanlığı, kalbi temiz. Tabii. Senin de temiz. Yaşayamaz. Senin de temiz. Ya, kalbi temiz olmasa zaten insan yaşayamaz. Ya sonuçta imam nikahlısın. Resmi şimdi... nikahlı olsaydı tamam o zaman konuşabilirdin. Başta tamam. Suçlusun diyor bak. Ha. Dedim ya 35 yıllık evlilikten sonra bir hata yapmışsın. Ya çocuklarım var çocuklar için öyle söyleyemeyeceğim ama. Şimdi ben... Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Hülya bu arada Tunca'nın karısı da galiba halıcıya kaçmış. Ya ona şeyse bizi ilgilendirmiyor. Sen gittiğinde kaçmış mıydı halıcıya? Evet. Ne kadar olmuştu kaçalı? O hemen hemen 2 sene olmuş. 2 sene onlar olmuş. Onlar boşanmış bitmiş. Onlar o resmi hikayeli ayrılmış. Ayrıldılar. Bir sene oluyor boşanalı. Peki onun çocuğu var mı? Var ondan... bir tane kızı var yanımızda. E sen onun çocuğuna annelik yapıyorsun. Kendi çocuğunu da arkada bırakmışsın Hanife'yi. Ona da gelmedi ki. Gelse zaten ben alacaktım.
Gelmedi ki. Ne diyorsun?